Merhabalar değerli akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlar. Haziran ayına giriyoruz ve Haziran ayında burcunuzu neler bekliyor? Lütfen önce yükselen burcunuz güneş ve biliyorsanız ay burcunuza göre izlemenizi öneririm. Evet, bu ay en fazla para ve paylaşılan kaynaklar adına bir takım konularla, yani finansal konularla ilgilenecek burç sizsiniz ve ay sonundan sonra da, yani gelecek aya doğru da en çok seyahat eden burç olacaksınız. Evet, bu ay bir dolunayımız, bir yeni ayımız var sevgili akrepler ve dolunay hemen ayın ilk günlerinde 4 Haziran'da Yay burcunda sizin para evinize doğacak. 12 derece Yay burcunda olacak ve para evinizin, yani bu alanınızda, bu derecelerde bir yerleşim, bir özel gezegeniniz varsa tabii ki etki alırsınız. Maddi konularda bir takım gelirleri paylaştırmak, orada bir düzenleme sağlamak, belki de gelir ve giderlerinizde hızlı bir artış olacağı anlamına geliyor olabilir doğum haritanızın aldığı etkiye göre. Çünkü bunu destekleyen diğer unsurlar var. Bakın sevgili akrepler, sizin yönetici gezegeniniz Mars ve Mars ay boyunca, Haziran ayı boyunca Aslan burcunda kariyer evinizde ilerliyor ve 5 Haziran'da da Venüs Aslan burcuna geçerek Haziran ayının sonuna kadar Mars ve Venüs kariyer evinizde Aslan burcunda ilerlemesini sürdürecek. Eminim ki birçok akrep aslında bu haberi bekliyordu. Çünkü uzun süredir iş geçişi, iş yeniliği veya yaptığı işten karşılığını alamama gibi durumlar yaşayan aslanlar, maaşında artış, gelirlerinde artış veya yatırımlarından bir geri dönüş bekliyorsanız eğer, evet, bu ay özellikle iş ve kariyer planlarında bazı güçlü etkiler alacaksınız. Bilhassa da 4 Haziran'daki dolunayla beraber. Bu arada 15-16 Haziran'a kadar da bu dolunayın etkileri sürecek. Tabii dolunayın ve 18'inde yaşayacağımız İkizler Burcu'ndaki yeni ayın etkileri doğum haritanızdaki dereceler ve yerleşimlerle alakalıdır. Şimdi para dedik ve Venüs ve Mars bu alanda ilerlerken aslında çok güçlü, çok dinamik, azimli, kararlı ve hırslı etkiler bırakacaktır. Çünkü ayın sonuna doğru zaten Mars burada Uranüs'le bir kare içerisinde olacaktır. 23 Haziran'dan itibaren 26'sı bilhassa Uranüs'te karesi olacak. O yüzden çok ani böyle nasıl diyelim hareketler, aşırı özgüvenli hareketler de bulunmadan önce bir daha düşünün ki bilhassa 21'inden sonra bunu tavsiye ediyorum. Çünkü 26'sı oldukça sert ve dönüştürücü gözüküyor. Uranüs Mars karesi var. Çünkü Mars sizin yönetici gezegeniniz. Bunu unutmayın. Lütfen haritanıza bir göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, Venüs bu arada kariyer evinden geçerken Mars zorlasa da Venüs iyileştirir. Mars yorsa da Venüs destek olur. Bu da demek oluyor ki gerçekten bir alma verme dengesi, oradaki koşulları iyileştirmekte size fayda sağlayacağını söyleyebilirim. Yeni bir iş almak, yeni bir iş anlaşması yapmak, yeni bir terfi, mesela önemli bir şirketi, bir kurumu yönetiyor olabilirsiniz. Orada gerçekten istikrar verecektir, kararlılık verecektir, söz sahibi olacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Evet, devam eden günlere baktığımızda bu arada Merkür tam olarak 11 Haziran'da İkizler Burcu'na geçiyor ve aynı gün Plüto artık Kova Burcu'ndaki seyahatinden sonra Oğlak Burcu'na gerilemeye başlayacak. Bu ne demek? Aslında akrepler için bu bence fırsat verecek bir yerleşim. Çünkü 11'inde Merkür ikizlere geçerken sizin finansal yapılarınızda bir takım aklınızda planlar oluşturmaya başlayacaktır. Mesela yatırımlar, borçlar, krediler, yatırımlardan elde edilebilecek geri dönüşler gibi. Çünkü bir dahaki aya bir altyapı hazırlığınız olması gerekiyor. Çünkü size bir para dönüşü sağlamak zorunda. Böyle bir durumunuz var. Dolayısıyla 11'inden sonraki zaman diliminizde aklınız, fikriniz sizin ya borçlarınızı kapatmak, ya bankalarla ilgili önemli bir dengeyi sağlamak diyelim. Aynı zamanda buraya 18 Haziran'da 28 derece bir İkizler Burcu'na yeni ay geliyor. Yani yine bu alana. Şimdi Merkür de olduğuna göre kesinlikle bir ya bir kredi ya bir finansal işi çözmek, belki de ufak tefek krizler var yaşantınızda. Bunları düzenlemek için biraz da sağlığı da buraya koyabiliriz. İş hayatınızda da bir takım bir şeyler istediğiniz gibi ya da belki olmanız gereken yerde olmadığınızı düşündürüyor olabilir. Yani ben bunu hak etmiyorum, işte daha fazlasını hak ediyorum gibi düşündürüyor olabilir. İşte bu böyle bir süreç olacaktır. Burada sağduyulu, sakin olmak lazım. Çünkü Mars buradan geçerken çok agresyon yaratabilir. Çok büyük cesaretler verebilir. Oraya dikkat edin lütfen. Özellikle dediğim gibi 22'sinden sonraya. Ve devam ettiğimizde, bu arada en güzel haberi aslında vereyim. Şu anda tam karşıt burcunuzda ilerleyen Jüpiter, kuzey düğüm, eğer ilk derecelerde varsa 7. evinizde, bakın destek alıyorsunuz. Nereden? Eşi olan eşinden alır, sevdiği olan sevdiğinden alır, iş ortaklığı gibi durumları olan belki o alandan destek alır. Fırsatlar gelir, beklenmedik yerden gelir bunlar. Kişinin özgüvenini yerine getirecek bir takım, hani sağduyusunu da aslında iyileştirecek desteklerdir. Ve burayı Venüs yönetiyor ve bunlar ticari konulardan geleceğini söyleyebilirim. Evet, Venüs artık dediğim gibi Aslan Burcu'nda, iş hayatınıza, parayla ilgili ekonomik durumunuza hem Mars hem Venüs aslında ay boyunca hiç kaygı yaratmayın, endişe duymayın, çok karamsar olmayın, size destek sağlayacak. Evet, devam ettiğimizde yeni ay, evet, 27'sinde 27 derece ve aynı gün bizim otorite gezegenimiz Satürn Balık Burcu'nda retro yapmaya başlıyor. Bu da şimdi 5. evinizde bir Satürn geçiyor sizin. İlişkilerde kopma, soğuma veya sorumluluk alma zamanıdır. Ama geri geleceği için aksaklıkları düzeltmek. Mesela yarım bırakmışsın bir çocuğunun okulu veya bir yatırımla ilgili bir şey vardı. Çok gereği kadar ilgi göstermedin. Bunları geri döndürebilir. Yani yarım kalan sorumlulukları diyelim biraz geçmişle yüzleştirebilir. Aynı zamanda Balık Burcu'ndaki Satürn, tüm akrepler için söylüyorum, İster yükselen ister güneş, neyiniz hani akrepte olursa olsun Satürn'ün desteğini aldığınızı unutmayın. Yani her ne kadar şartlar zorlasa da gökyüzünün size temel yapı taşlarından gelebilecek desteği var. Ama bunun için kişinin asla nasıl diyelim kendini bırakmaması lazım. İstikrarlı bir şekilde devam etmesi lazım. Çalışması, emek vermesi lazım. Çünkü Satürn emeğin karşılığını verir. Emeğin altyapısını hazırlarsanız, gereken yerde gereken sorumlulukları alırsanız eğer, evet, Satürn Balık Burcu'nda 2 yıl boyunca hatta, yani tüm akrepleri destekleyecek eğer kişi gerekli sorumlulukları aldıysa. Şimdi devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. 21'inde Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu yine sizin için güzel bir haber. 21 Haziran'dan sonra ve hemen bir gün sonra da Uranüs karesi de var. Oraya da dikkat etmek gerekiyor. Biraz önce dediğim gibi 26 Haziran arasında zorlu bir etki var açıkçası. Şimdi Güneş Yengeç'e geçecek ve 27 Haziran'da da Merkür Yengeç'e geçerek sizi seyahatlere taşımaya başlayacak. Seyahat planları, oraya gereken maddi manevi destek veya belki vize, pasaport vesaire, bu işlemler. Bu seyahat dedim ama bu eğitimle ilgili bir seyahatte olma ihtimali var. Aile ziyaretleri olabilir. Yurt dışında yaşıyorsunuzdur. Ülkenize döneceksinizdir. Belki ebeveynlerinizle ilgili bir durumlar var. Hani böyle güçlü etkileri var. Aslında tatlı bir ay sizin için. Çok da yorucu olduğunu düşünmüyorum. Yani akrepler genellikle akrep boğa aksi yoruldu ama şimdiden sonra çok yorulmayacaklar. Çünkü tutmalar artık bitti diyebiliriz. Bir tek Ekim'de var bir tane. 5 derece Boğa Burcu'nda. O da şu anki, yani tam şu anki konumunuzu ilgilendirecek. O da dolu ay tutulması olarak daha belirleyici bir sonuç. Hani genel olarak koşullar rahat. Ancak dediğim gibi çok fazla disiplin gerektiren, istikrarlı, kararlı çalışmalar yapanlara verecek bunu. Unutmayın sevgili dostlar. Evet, Merkür de Yengeç Burcu'na geçtiğine göre 21'den sonra artık sizin aklınız ya eğitimde ya iş seyahatlerinde, hukuki süreçlerde olacağını söyleyebiliriz. Ayın size getirecekleri arasında bunlar var. Ve bir de şunu hatırlatalım. Plüton'un bu geri dönüşü biraz nasıl diyelim, toprak elementi olduğunuz için, pardon, su elementi olduğunuz için aslında hani size destek verecek, öyle söyleyebilirim. Çalışmalarınızı tekrar gündeme getirebilir. Duygusal anlamda zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizdeki insanlarla, mesela sevdiğiniz, beraber yol aldığınız iş, onlarla belki bir daha bir araya gelebilirsiniz. Hani böyle özel etkileri var. Çünkü buraya Jüpiter'le Kuzey Düğüm'de destek veriyor sevgili akrepler. Evet, böyle bir Haziran günlük yorumlarımızdan her gün günlük detayları izler, takip ederseniz, her akşam YouTube'da yorum yapıyorum. Daha faydalı, daha bunların altında olacak bilgiler elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun ve tekrar görüşmek üzere, mutlu bir ay diliyorum.